Sinan Şami Sam, Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdırmış ülkemizin boks sporunda en büyük gururlarından biridir. Amatör boks yaşamı boyunca 9 defa Türkiye şampiyonluğu kazandı. 1992 yılında Gençler Dünya Şampiyonu oldu. 1993'te Avrupa Şampiyonluğu elde etti. 1995 yılında dünya ikinciliği elde eden başarılı sporcumuz 1999 yılında ise büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak amatör başarılarını zirveye taşımıştır. 15 Nisan 2000 tarihinde ülkemize amatör boksta zirveler yaşatan milli gururumuz amatör hayatına nokta koyarak Almanya'da profesyonel boksta ülkemizi ve bayrağımızı temsil etti. 2000 ve 2002 yılları arasında birbirinden harika galibiyetlere imza atan Sinan Şami Sam, Ekim 2002'de Polonya'da rakibini 7. raundda nakavtla yenerek profesyonel boksta Avrupa şampiyonu unvanını kazanmıştır. Boğaz'ın Boğası lakabı ile tanınan milli gururumuz bu unvanı iki kez daha korumuştur. 2004 tarihinde Alman boksör Luan Krasnegi'ye sayı ile yenilerek kemerini teslim etti. Kasım 2004 yılında kendisi ve ülkesi adına erişilmesi zor ve gururlu bir başarı elde etti. Güney Almanya'nın Kempten kentinde Rus Denis Baktov'u 10. raundda nakavtla yenerek dünya kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonu olmuştur. Bu unvanını yaptığı maçlarla defalarca korumayı bildi. 30 Ekim 2015 gecesi karaciğer yetmezliğinden vefat etmiştir. Seyfi Tatar 1945 Sivas doğumludur. 38 defa milli formayı giyerek Türkiye'nin en çok milli boksörü olma unvanına sahiptir. Seyfi Tatar, boks hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış ve hemen hemen her turnuvada en teknik boksör seçilerek ülkemizin gururu olmuştur. 1969 yılında Bükreş'te Avrupa Şampiyonası'nda 57 kilogram finalinde daha iyi dövüşüp maçı 3-2 kaybetmiş ve Avrupa ikincisi olmuştur. Madalya töreninde Romanyalı taraftarlar kazananın Seyfi Tatar olduğunu söylemiş ve ayakta alkışlayarak tezahüratta bulunmuşlardır. Öyle ki Macar için çalınan marşı dinlememiş, o esnada Tatar Tatar diye tempo tutmuşlardır. Başka bir turnuvada Romanya'da ringe çıkan gururumuz tezahüratlar eşliğinde ringe çıkmıştır. 6 ferdi 6 kulüpler arası olmak üzere 12 defa Türkiye şampiyonu olmuştur. 1967 Avrupa ikincisi, 1969 Balkan şampiyonu, 1968 Balkan şampiyonu, 1978 İzmir Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 1971 Yugoslavya Balkan şampiyonu, 1973 Atina Balkan şampiyonu olmuştur. 203 resmi maç yapmış, 190 maç kazanmıştır. En son Ankara Emniyet takımının formasını giymiş, 1975'te bu takımla boks yaşamını kapatmıştır. Gururumuz büyük şampiyon Seyfi Tatar 70 yaşında vefat etmiştir. O Türk boksunun gelmiş geçmiş en büyük boksörlerinden, sporcularından biridir. Allah rahmet eylesin. 28 Eylül 1970 Türk asıllı Almanya doğumlu Fırat Arslan profesyonel boksörümüzdür. Zonguldaklıdır. 18 yaşında Almanya'da amatör olarak boksa başlayan Fırat Arslan askerliğini Türkiye'de yaptı. Babası eski bir pehlivandır. 5 erkek kardeştirler. Kardeşlerinin ikisi Almanya'da, ikisi ise Zonguldak'ta yaşamaktadırlar. 24 yaşında Alman vatandaşlığına geçti, gece kulüplerinde güvenlik olarak çalıştı. Birçok kez bölge şampiyonluğu kazandı. Başarılarını Romanya şampiyonluğu ve önceki Avrupa şampiyonunu yenmesiyle ileri seviyeye taşıdı. Bu karşılaşma ile profesyonel boksa geçiş yaptı. Profesyonel boks öncesi 92 kez amatör karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 81'inden galip ayrıldı. 2000 yılında profesyonel olan ünlü boksör önce Almanya, sonra Avrupa şampiyonu oldu. 2006 yılında WBA kıtalar arası kemer şampiyonu ve nihayet WBA'nın bir numaralı kemeri olan dünya şampiyonluğunu kazandı. Profesyonel boks tarihinde dünya şampiyonluğu elde eden ilk Türk boksörümüzdür. 50 yaşında halen faal olarak boks yapmaktadır. 5 Ağustos 1991 Sivas doğumlu Avni Yıldırım amatör boks hayatı boyunca sayısız dereceler elde eden sporcumuz bir süre sonra profesyonel boksa geçiş yapmıştır. Henüz 3. maçında WBC gençlik kıtalar arası kemerini kazanmıştır.
Ağustos 2015'te 6. maçında Dünya Boks Federasyonu, Gümüş Büyükler Kıtalar Arası kemerini kazandı. Profesyonel kariyerinde 13. maçını eski dünya şampiyonu olan Aaron Pryor'un oğlu Aaron Jr. ile yaptı, maçı 10 round sonunda sayı ile kazandı. 14. maçına, Süper Orta Siklet Gümüş Kemer maçı için çıktı. Rakibini 3. roundda teknik nakavtla yenen, başarılı milli gururumuz Ami Yıldırım, WBC Uluslararası Gümüş Kemerini ele geçirdi. Aynı zamanda namağlup olarak devam eden, gururumuz Muhammed Ali Kupası, çeyrek final maçında, Chris Eubank Jr.'a kaybederek ilk mağlubiyetini almış oldu. Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdıran, milli sporcumuz 23 maç sonunda sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Dünya Boks Konseyi, Orta Siklet Dünya Şampiyonu, unvan maçında Anthony Dirrell ile çıktığı maçı bırakmasıyla, dünya şampiyonu olan boksörümüz, hakemler ve Türk düşmanlarının da etkileriyle, hakkıyla kazandığı karşılaşmayı masada kaybetti. Şaibeli bu karara itiraz eden sporcumuz ve promotörü günler sonra kararın haksız olduğunu ispat etti ve karşılaşmanın tekrar oynanmasına karar verildi. Gururumuz Ami Yıldırım'ın 27 Şubat 2021'de Canelo Alvarez ile çok önemli bir karşılaşması vardır. Gururumuza bu önemli karşılaşma öncesi başarılar dileriz. Kalbimizin ve dualarımızın onunla olduğunu bildiriyoruz. Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Milli sporcumuzun sayısız Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri mevcuttur. 2004 yılında dünya ikincisi, 2007 yılında ise dünya üçüncüsü olarak başarılarına başarı katmıştır. 2009 yılında Akdeniz Oyunları'nda ikinci olan Adem Kılıççı, 2013 yılında ise Akdeniz Oyunları şampiyonu olmuştur. Başarılı milli gururumuz 2008 ve 2012 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir. 2016 olimpiyatlarına ise katılmaya hak kazanmış fakat katılamamıştır. Kariyeri başarılarla dolu, milli gururumuz 2 defa Survivor yarışmasında boks yapan bir sporcu olarak gurur kaynağımız olmuştur. 2017 yılında finalist olan sporcumuz 2018'de tekrar yarışmaya davet edilmiş ve onlarca yarışmacıyı geride bırakarak şampiyon olmuştur. Başarılı gururumuza hayatında başarılar diliyoruz.